Ben size bir mesele anlatayım da bu konu kapansın. Bizim Dayıoğlu dediğimiz bir gariban vardı. Bu tarlada çalışırken, saman otu bir yere ayıklarken samanlar birdenbire alev almış. Tabii bu bizim Dayıoğlu'nun bir yıllık emeği. Hasadı kurtaracak. Atmış kendini ateşin içine. Duyduk dediler hastanede. Vardık hastaneye. Acile gittik baktık. Bizim Dayıoğlu yok. Dedim bu yanık merkezi nerede? Gösterdiler gittik baktık. Orada da yok. Dedim Allah Allah ne oluyor acaba? Dedim cildiye nerede? Gösterdiler baktık orada da yok. Ulan bizim bu Dayıoğlu nerede? Morgda mı? Baktık oraya da baktık orada da yok. Tam hastaneden çıkacağız ortopedinin önünden geçerken bizimkinin sesi. Kimsesiz baba, kimsesiz baba. Baktım her yeri alçı içinde. Dedim Dayıoğlu bize senin için yandı dediler. Senin her yerin alçı. Bu hal nedir? Her tarafını sarmışlar. Dedi ki yanmaya yandım da Dayıoğlu. İmdadıma yetişenler kürekle söndürdüler. O yüzden her yerim kırıldı. Ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam bu meseleyi niye anlattı? Belli ki bu masada birisi yanacak. Belli oldu. Bu saatten sonra herkes bilsin ki ben elimde kürekle gezerim arkadaş. Sonra demeyin ki acaba yansaydık daha mı iyiydi? Şimdi reis, bizim kimsesizlerden biri sınırdan kaçak mal geçirirken yakalanmış. Demişler bu sandıktakiler ne? Demiş tavşan yemi. İyi demişler, bir açıp bakalım. Açmışlar bakmışlar ki saatler, saatler, saatler. Altın, gümüş, pırlanta. Her marka saat var. Demişler ulan hani tavşan yemiydi? Demiş ki ben bunları tavşanların önüne atacağım. Vallahi yerler yemezler artık kendileri bilir. Ben daha ne yapabilirim? Diyorsun sen. İnşallah tavşan kim, yem kim anlamışsınızdır. Vallahi ben bir şey anlamadım Şahin Ağa. Eksik kalan işte eksik kalan. Peki dayı. Bizim gibi köylünün biri haşa minel huzur öyle diyor böyle diyor şehrin valisine ulaşıyor valiyi köye davet ediyor. Vali bakıyor, köylü ısrar, ısrar, ısrar ediyor. Gidelim diyor. Şehrin ileri gelenlerini de yanına alıyor. Bir otobüse dolduruyor. Çıkıyorlar, gidiyorlar köye. Köylü valiyi görünce seviniyor. Ama bir otobüs adamı görünce inceden bir rengi atıyor. Ne yapsın? Köylüm cömert. Elinde avucunda ne var ne yok yedirecek, içirecek. Kuzu kesiyor, önce çeviriyor, arkasından pilavlar yapıyor, getiriyor, şehirlinin önüne koyuyor. Şehirli doyar mı? Doymaz. Diyor, tavuklar da kesin. Tavuklar kesiliyor, pişiriliyor, getiriliyor, misafirin önüne konuyor. Köylüm bakıyor, misafirler aç. Ya diyor, balları, kaymakları da getirin. Ballar, kaymaklar geliyor. Taze pişen ekmeklerin arasında kaymaklar eriyor.
Üzerine ballar dökülüyor. Şehirlin ballı ekmeğini de yiyor, yiyor, yiyor. Ama doymuyor. Hala aç. Aç gözlerle etrafına bakıyor. Ve daha yok mu, daha yok mu diye bize bakıldığı gibi... benim köylüme bakılıyor. Köylü dertli. Doyuramadım, doyuramadım diye dövünüyor. Artık köylü valinin yüzüne bakıyor. Hani vali bey bir şey desin diye. Vali köylünün halinden anlamıyor. En son köylü diyor ki, vali bey, vali bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizi çok mutlu ettiniz, yediniz, içtiniz, helali hoş olsun. Ama diyor, kusura bakmayın, artık benim size pişirip verebileceğim hiçbir şey kalmadı. Ama derseniz su kaynatayım, yıkanırsınız. Ya. Evet, Sayın Ünal Bey. Su kaynatayım, yıkanırsınız. Bu kadar pisliği nasıl temizleyeceksiniz? Sokaklardan gelen bir adam olarak pislikten bahsetmen... anlattığın hikayeden daha komik oldu. Ben senin yerinde olsam Hakkı Bey, o Ekrem'i vururum. Şimdi Hızır Reis'in benimle iletmek istediği şey sulh olsun. O vurmayı kırmayı bir kenara bırakalım. Sen Hızır'a güveniyor musun Yaşar? Kardeşine dostum dedim. Kendisinin de bugüne kadar bana bir düşmanlık yaptığını görmedim. Niye güvenmeyeyim? Aslında Hızır senin pek anlaşabileceğin bir adam değil. Hangi açıdan? Kiminle dost, kiminle düşman olacağını seçemeyen bir adam Hızır. Mesela sen. Benimle dost da olmuyorsun. Ama düşman da olmuyorsun. Değil mi? Her zaman söylemişimdir. Hakkı Bey'in sözü muteberdir demişimdir. Hakkı Bey bir şey yapacağım diyorsa yapar. Yapmayacağım diyorsa yapmaz. Ama tabii en saygı duyduğum özelliğiniz... bugüne kadar benim sokaktaki kimsesizlerimi yaptığınız işe bulaştırmamış olmanız idi. Onun için mi adamlarımı aldırttın Hızır'a? O Hızır'ı aldırtmak değil. O kendini tutamayan, sağda solda hem kimsesizim diyen... hem de Hakkı Baba'nın işinde çalışıyorum diyen arada kalmışların infazı. Bundan sonra birini infaz edecek olursan yorma kendini. Bana haber ver, ben hallederim. O zaman Hakkı, sen de bir kimse sizi bir şeylere bulaştıracak olursan kendini yorma, bana söyle. Ben onu sana bulaştırmadan kimsesizler mezarlığına gönder. Bak, biz ikimiz iyi anlaşıyoruz. Biz seninle anlaşıyoruz. Ama bu Hızır'la mümkün değil. O yüzden ona güvenmiyorum. Ya benim hatırladığım sana kurşunu sıkan Ekrem'di.
Öyle dedin yani. Ama sen her kolun sızladığında Hızır anlıyorsun. Şöyle düşün Yaşar'cığım. Kurşunu kolundan yemişsin. Kolun sızladığında kurşunu mu hatırlarsın? Yoksa tetiği çekeni mi hatırlarsın? Tetikçilik deyince aklıma bir mesel geldi. Zamanımız var, bir çay daha içelim, onu anlatayım. Var var, anlat. Sen hikaye anlatmayı seversin. Birer çay daha getirin çocuklar. Bu mesel hikaye değil. Çünkü gerçek. Şimdi mafya babasının birisi tetikçilerini sağırdısızlardan seçermiş. Hani duymasınlar, konuşmasınlar diye. Bu tetikçilerden birini haraç almaya göndermiş. Adam gitmiş, gidiş o gidiş. Demiş ulan bu adam nereye gitti? Sordurmuş. Demişler ki tahsilata gittiği adam ölmüş. Allah Allah. Demiş ulan nasıl olur bu? Bizden habersiz. Demiş bulun getirin bunu. Gitmişler. Bu sağır dilsizi tam kaçacakken almışlar getirmişler babanın karşısına. Tabii babasın baba olmasına ama tetikçini sağır dilsizden seçecek kadar zekisin, akıllısın. Fakat işaret dilini bilmiyorsun. Demiş ulan bunun dilinden anlayan bir tercüman getirin. Bulmuşlar tercümanı, getirmişler. Baba sormuş sağır dilsize. Demiş oğlum ben seni bir yere para almaya gönderdim. Gittin adamı öldürdün, parayı aldın, ortadan kayboldun. Benim param nerede? Şimdi sağır dilsiz öldürüleceğini anlayınca korkmuş tabii. Demiş ki falanca parkta, filanca ağacın kovuğunda büzülü bir poşet var. Poşeti büzdüm, kovuğun içine koydum demiş. Baba demiş ki tercümana, ne diyor bu? Tercüman demiş ki, baba adam diyor ki, ben parayı aldım, çatır çatır yedim. Sıkıyorsa, adamsa bana bir şey yapsın. Mafya babası bunu duyunca tabii sinirlenmiş, adamı kafasından vurmuş. Hal böyle olunca bizim tercüman paranın yerini öğrenmiş, gitmiş parayı yerinden almış, çatır çatır yemiş. Yani diyorsun ki ben tercümanım, öyle mi Yaşar? Değilim. Çünkü kim baba, kim tetikçi, ben girmem o işlere. Benim demem o ki bu sulh sağlanmazsa o tercümanlar daha sizi çok çırak çıkarır. Tamam. Babanın tetikçinin kim olduğuna karışmadın da tercüman kim Yaşar? İşte senin, benim, bizim bilmediğimiz dili bilen birisi. O zaman hepimizin bildiği dilden konuştuklarımızı Hızır'a ilet. Hızır benim işime karışmayacağını söylüyor. Yalan söylüyor. Ben Hızır'ın işine karışacağımı söylüyorum. Doğru söylüyorum. Yani ben doğru söylüyorum. Hızır yalan söylüyor. Ticaret olarak o silah satıyor. Ben toz satıyorum. Yine söylüyorum. Ben doğru söylüyorum. Hızır yalan söylüyor. Bence ben çok daha dürüst bir adam. Bence Hızır yalan söylemiyor. Yani tercüme etmek gibi olmasın ama bence Hızır diyor ki
kadınlara ve çocuklara karışmama hukuku içinde savaşalım. Benim anladığım kadarıyla sen de diyorsun ki bana ne çocuktan, bana ne kadından. Evet, öyle diyorum. Sebebi de şu. Bu kadın da, o çocuk da silahtan ölüyor. Tozdan ölüyor. Bıraksın bu ilkel savaş metotlarını artık. Savaşalım. Herkes her şeyini döksün ortaya. Kaybetmek istemiyorsa alsın her şeyini. Defolup gitsin bu ülkede. Peki. Dediklerini duydum. Bunları Hızır'a da ileteceğim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.